Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maybelline'in yeni çıkardığı News of New York isimli olan bu far paletiyle bir makyaj incelemesi videosu hazırlamak istedim. Hem far paletini inceleyeceğiz hem de sizlerle birlikte yüzümde gördüğünüz bu göz makyajını yapacağız. Şimdi hazırsanız hemen videoya başlarız. Maybelline'in yeni çıkardığı bu News of New York isimli olan far paletiyle yabancı YouTuberların hazırladığı birkaç tane video seyretmiştim. Ve açıkçası epey de aradım ben bunu. Türkiye'de de olduğunu düşünüyordum fakat yokmuş. Daha sonra bu Kadınlar Günü indirimi döneminde bunu Watson's mağazasında gördüm ve hemen indirimdeyken ben de alıp sizlere taze taze bunun bir inceleme videosunu hazırlamak istedim. Sıcak renklerden oluşan harika bir palet gibi görünüyor. Benim en çok sevdiğim renkler bu renkler olduğu için çok da heyecanlandım açıkçası. Renklerini öncelikle ben size bir swatchlamak istiyorum ama şöyle bir baktığımda renkler genel olarak bana NYX'in Warm Neutrals Far paletini çağrıştırıyor. Fakat ışıltılı olan renkler bunda biraz daha fazla. Şurada gördüğünüz buradakiler bronz böyle gold yansımalılar, böyle bakır renkli gibi olanlar. Şurada yine açık renkli iki tane ışıltılı var. Diğerleri de matların da çok olduğu bir palet yapmışlar. Üstteki 3 tane renk, burada da yine 1, 2, 3 tane renk. Altta da yine 3 tane renk mat, yani 9 tane mat renkten de oluşan ve bolca da ışıltılı gold ve bronz farlarında bulunduğu güzel bir palet yapmışlar. Büyüklüğü yine standart Maybelline'in far paletlerine benziyor ama bir tık birazcık daha sanki daha büyük gibi geldi bana far paleti onlara nazaran. Farların dizilimine bakarsanız eğer ortadakileri daha küçük, yanlardakileri daha büyük yapmışlar. Yine iki tane ışıltılı, iki tane mat olarak böyle dizayn etmişler. Ve üzerinde farların hepsinin tek tek isimleri de yazıyor palette. Şimdi ben tek tek hepsini bir swatchlamak istiyorum. Sırasıyla gideceğim. İlk renkten önce bir heyecanla alıyorum bakalım nasılmış. Şöyle çok güzel bir rengi var. Zaten görüyorsunuzdur epey yoğun geldi bana. Işıltılı ama böyle saten ışıltılılardan. Şimdi hemen bunu koluma ben swatchlayacağım. Bunları yakınlaştırarak da size göstereceğim farların renklerini. Gördüğünüz gibi bir kere de bayağı yoğun bir şekilde rengini veriyor. Hemen yanındaki rengi alıyorum. Bu da ışıltılı bir renk. Onu da koluma böyle swatchlıyorum ve bir kere de yani bir kere de ışıltıların hepsi renklerini veriyor. Kola transfer olması çok iyi. Hiç parça parça gibi de durmuyor şu ana kadar. Üçüncü renkten alıyorum. Bu mat bir renk. Soloist isimli bir renk. Bu da daha çok hani sabitlemek için göz kapağını kullanabileceğiniz. İçerisinde çok hafif böyle tatlı böyle bir yavru ağzı tonu varmış gibi geliyor. Birazcık daha yoğun görebilmeniz için bu şekilde göstereceğim. Ama yakınlaştırdığımda belki görebilirsiniz. Çok çünkü ten rengine yakın bir renk olmuş açıkçası. Hemen dördüncü renkten devam ediyorum. Dördüncü renk Creator isimli renk. Bu da yine mat. Geçiş rengi olarak kullanılabilecek bir renge benziyor. Çok da tatlı bir renk. Bakalım bu nasılmış. Bunu da hemen yanına geçiyorum. Onun yanında Artist isimli bir renk var. Bu da yine içerisinde hafif böyle bir sarı ton barındıran, yine mat ve göz kapağını sabitlemek için veyahut da farınızı açabilmek için kullanabileceğiniz renklere benziyor. Piner isimli bir renk var. Şöyle bronz yansımalı gibi görünen bir renk. Şöyle gösterirsem bayağı bronz yansıması çok güzel. Buraya bir kere de, ya bir kere de renklerin gerçekten ışıltılı renklerin kaymak gibi transfer oluyor. Yani Maybelline'in far paletlerinde ben sanırım bir tek Burgundy Bar far paletinde bu kadar güzel böyle renklerden birkaç tanesine rastlamıştım. Fakat Burgundy Bar'ın da şöyle bir özelliği var. Çok bordolu olduğu için sürekli kullanabildiğim bir far paleti olamadı benim. İçerisindeki renkleri bazen diğerleriyle karıştırmak istiyorum ama bir far paletini açınca da başka far paletlerini açarak makyaj yapmak çok böyle pratik olmadığı için açtığım palet hangisiyse tüm makyajımı ondan çıkarmak istiyorum ama Burgundy Bar'da da birkaç tane böyle yoğun olan renkler vardı. Yalnız bunların harikaymış renkleri. Bakalım göze transfer olması nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Orta sırada böyle leylak rengi gibi hafif böyle açık bir renk var. Bu arada far paletinin çıkıntılarını etrafında çok güzel yapmışlar. Birbirlerine karışmıyor. Yani o çok yakın far paletlerinden değil birbirlerine yakın olan far dizilimi yapmamışlar. Güzel bir renk yine. Leylak rengi. Onun yanında Explorer isimli bir renk var. Biraz daha tarçın renginde. Kiremit, evet kiremit gibi bir renk. Yalnız bunlar da fena değilmiş. Matların da sürümü çok iyi. Bayağı güzel bir gold. Böyle koyu bir gold yalnız. Bu da böyle koyu gold dedim ama sürdüğüm zaman sanki birazcık içerisinde bronzluk varmış gibi oldu. Şimdi yakından da göstereceğim ben size hepsini zaten. Böyle hafif içerisinde hardal tonu varmış gibi bir renk. Burada gördüğünüz Globetrotter diye bir renk var. Bayağı koyu bir renk bu. Çok güzel bir mat renge benziyor. Çok güzel bir renkmiş. Mat renklerin de geçişi çok iyi. Yani bir kere de şu rengi verebiliyor. Çok başarılı yapmışlar. Bu sefer formülasyon gayet iyi olmuş galiba. İkincisi Voyager isimli bir renk. Birazcık daha koyu. Kahvelik var gibi geliyor bana. Bakalım kolumda nasıl duracak. Evet daha koyu.
koyu bir mürdüm gibi. Kahvelik de olan bir renkmiş. Bu mesela çok koyu duruyor ama koluma transferi birazcık daha az oldu bunu. Birazcık daha yoğunlaştırarak göstereyim ikinci katta. Evet, bunun transferi birazcık daha az sanki. Hafif birazcık daha parçalanıyor gibiydi. Şimdi gelelim alttaki 3 tane ışıltılı rengi. Bunları çok merak ediyorum. Sırayla ilk önce Believer isimli bir renk var burada. Bundan alıyorum. Bu da yine böyle bakır tonunda. Kızıllı bir bakır tonunda ışıltılı bir renk. Evet, çok güzel bir renk bu da. Onun yanındaki Fighter isimli bir renk var. Bu daha turunculuk barındıran bir ışıltılı. Şöyle. Bu da yine bakır ama böyle kızıl bir bakır. Bayağı kızıl, bayağı turunculu bir bakır bu. Diğerlerine nazaran sanki birazcık daha zor mu aktardım ben bunu? Öyle gibi geldi. Diğerleri daha yağ gibiydi. Bu birazcık daha parçalandı sanki. Onun yanındaki sarı olan renk Inspirer isimli bir renk var. Buna bakıyorum. Bu da gold yansımalı. Evet, bu birazcık daha zor. Bu şu iki renk biraz daha zor transfer oluyor sanki. İki ışıltılı alttaki. Tekrardan biraz daha alıp burada yoğunlaştıracağım. Evet. Şu şekilde görebilmeniz için. Ve son olarak da en sondaki Self Starter isimli kahve tonlu böyle bir mat rengimiz var. Bundan alıyorum. Bunu da şu şekilde size göstereyim. Şimdi bunları size daha yakından da göstereyim ben. Renkler çok güzel, aşırı sıcak tonlu. Işıltılı renklerin yansımasını çok beğendim. Aktarılması da gayet kolaydı. Hiç parçalanmadı. Mat renkler de aynı şekilde çok güzel aktarılabiliyor. Transfer olması çok iyi. Parça parça olmadı hiçbir zaman. Yalnız şu alttaki iki tane ışıltılı renk, sondaki iki tane ışıltılı renk, diğer ışıltılılara nazaran, yani buradakilerin yoğunluğuna nazaran birazcık daha sanki aktarılmasında zorlandım gibi oldu. İkinci bir katı geçtim. Aynı şekilde mat renklerden de yine şu ikinci olan renk, daha doğrusu paletteki de burada gördüğünüz renk, sanki bu kadar koyu olmasına rağmen transferi birazcık daha zor oldu gibi geldi. En sondaki renkte gördüğünüz gibi çok koyu görünmesine rağmen yine palette daha açık bir kahve tonu. Dış köşenizi koyulaştırmak için kullanabileceğiniz, bu anlamda çok koyu olmaması da iyi. Dış köşeyi koyulaştırırken hafif bir gölge vermesi daha güzel oluyor. Ben renklerin hepsini çok beğendim. Şimdi çok sabırsızlanıyorum. Bakalım gözde nasıl olacak uygulanması. İsterseniz hemen şimdi uygulamaya başlayalım. Şimdi ben ten makyajımı daha önceden tamamladım. Bununla uğraşmayalım diye, sadece far paletiyle uğraşalım diye ten makyajımı tamamladım. Ama ten makyajımda kullandığım bu makyajımdaki tüm ürünlerin hepsini aşağıdaki açıklama kutusuna tek tek yazacağım. İlgilenenler oradan da bakabilir. Şimdi saçlarım çok fazla önüme gelmesin diye böyle bir taş takarak bunları birazcık önümden alacağım. Buradaki renklerden sırasıyla uygulamaya başlayacağım. İlk önce göz kapağım üzerine concealer geçtiğim için hafif şöyle bir çizgiye de doldu. Bunu ben tekrardan süngerimle şöyle hafif dağıtacağım. Üzerine pudra da geçmedim göz kapağımın. Çok fazla renkleri değiştirmesin diye paleti uygularken. Şöyle bir dağıttıktan sonra karıştırma fırçamla ben başlıyorum. Temiz bir karıştırma fırçası alarak Soloist isimli olan açık renkten hafifçe alacağım. Ve bunu biraz tabii ki toz tutuyor ama çok fazla değil. Bunu göz kapağımın üzerine hafifçe geçeceğim. Şimdi bu daha pembemsi, bu daha sarı tonlu. İkisi de hani mat ve ikisi de göz kapağınızın üzerine uygulayabileceğiniz renklerden. Hem farlarınızı açmak için uygulayabileceğiniz gibi hem de yine böyle göz kapağınızın üzerine sabitlemek için de kullanabileceğiniz renklere benziyor. Yani varla yok arası renk vermiyor gibi ama orayı böyle bir nötrlemek için, bir damar görüntüsünü yok etmek için kullanılabilir renklere benziyor. Biraz da sarı olan renkten alalım. Yine buraya bir uygulayalım. Evet, bu birazcık daha kendini epeyce belli ediyor diğerine nazaran. Diğeri ilk kullandığım renk, baştan ikinci olan birazcık daha pembemsi gibi, daha ten rengi gibiyken bu sarı olan bayağı göz kapağınızın üzerinde açık bir görüntü yaratıyor. Göz kapağı daha damarlı olanlar belki böyle bir önceden bunu geçmeyi tercih edebilir. Şuradaki Heroin isimli olan renkten alacağım. Yine aynı karıştırma fırçamla alıyorum hafifçe. Ve bu rengi katlanma bölgesine yavaşça uygulamaya başlıyorum. Şimdi aynı fırçayı gözümün altında devam edeceğim bununla birlikte. Aynı fırçayla tekrardan birazcık alıyorum. Aynı renkten gözümün üstüne uyguladım. Aynı renkten alıyorum. Biraz sirkeledikten sonra şöyle sıkıştırarak gözümün altına da bunu uygulayacağım. Şu baştan 1-2-3-4. Renk olan, hafif birazcık daha içerisinde kızıllık, sanki turunculuk varmış gibi olan bir renk görüyorsunuz. Burada yukarıdan 4. renk. Birazcık bundan alayım. Hani maksat daha fazla rengi uygulayarak size göstermek burada. Normalde 2 tane renkle bile makyaj bitirilebilir ama ben bundan da uygulayayım.
Aynı fırçayla devam edeceğim. Bu fırçayla tekrardan geri dönmeyeceğim daha açık renge. Bu ortadaki renkten burada yaptığım geçişi birazcık daha alttan koyulaştıracağım. Hafifçe koyulaştırıyorum burayı. Tam ikisi alt alta güzel bir geçiş olabiliyor aslında. Bu temiz bir fırçayla bunların hepsini şöyle birazcık daha karıştıracağım birbirine. Üst taraf bence şimdilik geçiş için gayet iyi oldu. İstediğim gibi oldu yani, çok böyle abartı olmasını istemiyordum çünkü. Adı da zaten news olduğu için newslardan böyle ışıltılara geçince bakalım nasıl olacak. Şimdi aynı az önce kullandığım, yukarıya kullandığım bu turunculuk aşağıda da biraz olsun istiyorum. O fırçayla yine o baştan dördüncü renkten hafifçe alarak bunu yine fırçayı sıkarak alt kirpik dibime birazcık daha uygulayacağım. Şimdi biraz daha koyulaştıralım. Yavaş yavaş koyulaştırarak gidelim. Yine matlardan uygulayalım. Matlardan şuradaki Explorer isimli bir renk var. Kolumdakilerden şurada gördüğünüz daha kızıllı olan bir renk. Bundan yine çok hafif alalım. Yine aynı fırçayla devam edeceğim. Çok az bundan alacağım. Bunu da yine bir sadece şuraya doğru uyguluyorum. Dışarıya doğru. Yalnız farların birbirleriyle karışması çok güzel. Hiç yol yol olmuyor. Ve böyle dumanlı bir şekilde karışıyor. Mat renkler birbirlerine çok iyi karışıyor. Çok uyumlu renkler. Ve formülasyon da gayet iyi yapmışlar. Koyduğunuz yerde çok hafif bir hareketle böyle degrede bir görüntü verebiliyorsunuz. Artık birazcık ışıltılara geçelim diyorum. Yeterince mat kullandık çünkü. Kaç tane mat kullandık? 1, 2, 3. Bir de bunu kullandık. 4, hatta bunu da kullandık. 5 tane mat renk kullanmış olduk. Dış köşeyi birazcık koyulaştıracağım. Şuradaki self starter'ı kullanmayı düşünüyorum bununla. Daha küçük bir karıştırma fırçası alıyorum ve bununla şuradaki kahverengiden böyle hafifçe dokunduruyorum. Bunu dış köşede şuraya yerleştirmeye çalışacağım. Yani öyle bir palet ki hiç ışıltılı kullanmadan, ben mat renkleri seviyorum ve sadece mat renklerle makyaj yapacağım diyorsanız eğer, bunun için de ideal renkler bir arada. Yani açıktan koyuya tüm mat renklerle nude bir makyaj yapabileceğiniz gibi, açıktan koyuya tüm ışıltılı renklerle de bir makyaj yapabilirsiniz. Bunların hepsini bir araya organize etmeleri güzel olmuş. O yüzden hem ışıltılı sevenlere hem mat sevenlere eksiksiz olarak yetecek renk var. Bu şekilde dış köşeyi koyulaştırdım ve gerçekten yani renklerin şöyle ki birbirlerine geçişleri harika oluyor. Çok az uğraşarak, hiç iz bırakmadan birbirlerine harmanlayabiliyorsunuz. En açıktan en koyuya doğru asla nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayacak şekilde çok kolayca birbirlerine karıştırabiliyorsunuz. O yüzden yapılarını çok beğendim ve çok da şaşırdım. Hani bu kadar kolay birbirlerine harmanlanabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Çünkü bazen hani bir yere fazla gelir ve dağıtamazsınız, öyle bir şey olmuyor. Çok kolay dağıtabiliyorsunuz koyduğunuz yerde fazla olsa bile. Ve asla fazla gelmiyor. Az az artırıp yükseltebiliyorsunuz oradaki yoğunluğu. Bu anlamda çok başarılıymış. Gelelim ışıltılı renklerden kullanmaya. Önce fırçayla uygulayalım. Oturtma fırçası gibi bir fırça alarak bununla şuradaki renkten birazcık alacağım. Baştan ikinci renkten biraz alıyorum ve bunu gözümün üzerine önce bir fırçayla uygulayayım. Bu ışıltılar biraz dökülebilir. Bakalım dökülecek mi? Olmazsa parmağımla uygularım. Belki ıslatarak daha kendini gösterebilir renkler. Biraz şimdi parmakla koyalım. Çok çok fazla göstermedi bu şekilde. Parmağımı alarak parmağımla gözümün üzerine bunu oturtacağım. Parmağınızla uygulamada çok daha güzel gösteriyor renk kendisini. Çok göz pınarına gitmiyorum. Oraya en açık rengi birazcık koyacağım çünkü. Biraz orada hafif bir boşluk bıraktım. Bu şekilde gözümün üzerine ikinci rengi Dreamer'ı uyguluyorum. Biraz ortaya doğru gelerek dağıtıyorum. Şu ana kadar gözümün altına kesinlikle dökülmedi. Bir dökülme yapmadı ve parmağınızla uyguladığınızda daha kolay gözünüze transfer olan renklerden. Şu ortadaki renkten alacağım. Bunu da bunun devamında birazcık uygulayacağım. Şuraya biraz da bundan gözümün 3'te 1'lik dış köşesine doğru olan kısmına bunu koyuyorum. Birazcık daha gold bir yansıma oldu orada. Evet, gelelim iç köşeye. Tam göz içimi uygulamaya. Buradaki ilk baştaki Originator isimli olan renkten yine parmağımla alıyorum. Ve bunu da göz pınarımdan itibaren göz içimi aydınlatmak için buraya koyacağım. Bir böyle göz içinde highlighter gibi bayağı aydınlatmak için kullanabileceğiniz renklerden. Bu ışıltıların parmakla uygulanması çok kolay. Koyduğunuz anda duruyor. Çok yumuşak yapıları var. Krem gibi böyle koyduğunuzda duruyor ve parmağınızla çekip sürmenize de izin veriyor. Ve asla dökülmüyor parmağınızla koyarken, ama biraz preslemeniz gerekiyor. Hafif böyle bastırarak koyduğunuzda daha başarılı oturuyor. Şimdi minik böyle bir kalem uçlu fırça alarak
Bu yukarıda uyguladığım ışıltılı rengi aşağıya da uygulamak istiyorum. O yüzden ilk baştaki renkten alacağım ve bunu gözümün alt taraftaki kirpik dibime de uygulayacağım. Aynı fırçayla şöyle biraz yukarı da çıkacağım bu ışıltılı rengi. Burası birazcık daha aydınlanarak daha gözleri daha açık göstersin diye. Bu şekilde göz makyajımı ben tamamladım. Renkleri çok beğendim. Harika geçiş yapılabiliyor birbirine. Ben şimdi hemen gözümün içine de birazcık daha aydınlık göstermek adına bu Wet n Wild'ın Ultimate Brow Highlighter isimli ürününden şu gözümün altına hafifçe uygulayacağım. Ve gelelim maskaraya uygulamaya. Kirpiklerimi birazcık maşalayacağım. Ve yine Maybelline'in bu The Falsies Lash Lift isimli olan maskarasından bu ara çok sık bunu kullanıyorum. Bu gayet güzel bir maskara ve bir süre kullandıktan sonra yoğunlaştığı için daha da güzelleşmeye başladı. Bununla da kirpiklerimi maskara uygulamamı yapacağım. Evet, son durum budur. Makyajım tamamlandı. Göz makyajımı gerçekten çok beğendim. Yani şöyle söyleyeyim size, şu ana kadar kullandığım nude paletler içerisinde, elimdeki nude paletler içerisinde bu palet birinci sıraya oturacak herhalde. Uygulamadaki kolaylığını ben çok beğendim. Gerçekten çok pratikmiş. Mat renklerin birbirine geçişlerini çok beğendim. Birbirleriyle çok uyumlu olan mat renkler koymuşlar. Dediğim gibi hiçbir şekilde ışıltılı renk kullanmadan direkt mat renklerle de yapabilirsiniz makyajınızı. Ya da hiç mat renk kullanmadan direkt ışıltılarla da yapabilirsiniz. O şekilde açıktan koyuya bir dizilim yapmışlar. Bu da çok iyi. Paletin dizaynını da çok beğendim. Dışındaki bu siyah çerçeve açıkçası hem farların birbirine karışmamasını sağlamış. Bu anlamda güzel olmuş çünkü bazen büyük fırçayla ya da çok yakın olduğunda aldığınızda renkler birbirine geçebiliyor ve bu da kullanımda sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle koyu renkler açık renklere transfer olduğunda sıkıntı yaratabiliyor. Çok aşırı tozutmuyor mat renkler. Uygulaması çok kolay. Işıltıların uygulamasını ben parmakla daha başarılı buldum. Mat renklerle zemini hazırladıktan sonra ışıltılarla parmağınızla geçişi yaptığınızda en açıktan en koyuya kadar tüm ışıltıları gözünüzde birbirine yansıtarak bu şekilde oturtarak uygulayabiliyorsunuz. Yumuşak bir far paleti, tozutmayan bir far paleti, renkleri çok uyumlu olan bir far paletiymiş. Şu anda sanırım bir süre elimin altında sürekli bu olacak. Ben NYX'in Warm Neutralize far paletini de çok seviyordum ve sürekli uyguladığım bir far paletiydi ama bundaki ışıltıların yoğunluğunu çok daha fazla beğendim. Bakmayı düşünüyorsanız bu far paletini indirimi takip edin. Ben indirimde almıştım, yarı fiyatını aldım o yüzden. Maybelline'in ürünleri zaten L'Oreal hani ailesine göre daha uygun oluyor ama yine de indirimde yarı fiyatını alma imkanınız var. Kadınlar Günü indirimi bitti ama yakında mutlaka yine indirimler olacaktır. Her ay mutlaka bir indirim yapıyorlar mağazalar zaten. Dediğim gibi nude renkleri sevenlerin çok seveceği, yazın da sonbaharda da kullanılabilecek, 4 mevsim kullanılabilecek bir far paletiymiş. Bugüne kadar kullandığım en iyi Maybelline paleti diyebilirim elimdeki paletler içerisinde. Ben de zaten Maybelline'in var olan bir Lemonade paleti vardı. Onunla da bir yine inceleme videosu çekmiştim. İçerisinde tek tek güzel renkler olmasına rağmen birlikte kullanıldığında böyle o sarı renkler, pembe renkler çok her zaman kullanılabilecek renkler gibi gelmemişti bana. Ve bazıları açıkçası renklerini çok da yoğun vermiyordu. Yine Burgundy Bar far paleti Maybelline'in sevdiğim paletlerden biri. Fakat dediğim gibi çok yoğun böyle bordolu renkleri yansıttığı için her gün kullanılacak bir makyaj olduğunu da zannetmiyorum bordoluları. Ancak arada bir giydiğiniz kıyafete veya modunuza göre uydurabilirsiniz. Fakat buradaki renkler kesinlikle nude tonlar olduğu için açıklarla, koyularla veya işte lila rengiyle açıklı böyle yapabilirsiniz veya sadece ışıltılı, sarılı, goldlu bir makyaj yapabilirsiniz. Daha nude skalası içerisinde çeşitli makyaj yapmanıza elverişli olan hem mat hem ışıltılı renklerin güzel dizilimini yapıldığı bir paletmiş. Ben çok beğendim. Herhalde benim büyük ihtimalle Mart ayı favorilerime girecektir. Çünkü şu anda yani ilk kullanımda bir kere de bu kadar beğendiğim bir far paleti hiç olmadı. Yani çok beğendiğimden başka bir şey söyleyemiyorum çünkü gerçekten beğendim. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir ve yaptığım makyaj uygulamasını beğenmişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı da unutmayın ki her çarşamba ve cumartesi günü yayınladığım videolardan ben video yayınladığım anda sizlere bir bildirim gelsin. Bunun için de zil işaretini de basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.